Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD terör örgütü ile Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütüne ait hedefleri havadan vurdu. Önceki gün Suriye'de IŞİD'i vuran Türk savaş uçaklarının hedefinde PKK'nın kullandığı ZAP, Metina, Gara, Avaşin Basyan, Zinat Haftanin, Harkuk ve Kandil'deki noktalar vardı. Operasyona topçu birlikleri de destek verirken Başbakanlık Koordinasyon Merkezi hedeflerin etkili bir şekilde vurulduğunu açıkladı. IŞİD'in düzenlediği saldırıda bir askerin şehit olmasının ardından Türk güvenlik güçleri harekete geçerken Suriye sınırında da adeta kuş uçurtulmuyor. Bununla birlikte yetkililer ülke içinde de operasyonların sürdüğünü bilgisini verdi. İlk olarak 16 ilde yapılan terör operasyonunda içlerinde yabancı uyrukluların da olduğu 300'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlara ikinci günde de devam edilirken yine çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan Suruç'ta 32 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı bahane ederek İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korsan gösteri düzenlemek isteyenlere polis müdahale etti. Çıkan olaylarda bazı göstericiler gözaltına alınırken bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.